İstiklal Caddesi'nde Ahlam Elbaşir isimli teröristin düzenlediği bombalı katliam beraberinde tartışmaları getirdi. Bombalı saldırının failinin ABD ve PKK olduğu gün gibi ortada olsa da kimileri faili gizlemeye devam ediyor. Aydınlık gazetesi istihbarat şefi Tevfik Kadan saldırının arkasındaki ABD'yi inceledi. Bugüne kadar Türkiye'de 47 intihar saldırısı gerçekleşti. Bunların 31'i PKK, 10'u IŞİD, 4'ü DHKPC, 3'ü de El-Kaide'nin Türkiye yapılanmasına mensup kişiler tarafından düzenlendi. İstiklal Caddesi'ndeki gibi zaman ayarlı ya da uzaktan kumandalı bombalı saldırılarınsa neredeyse tamamı PKK'ya ait. Dünyada bombalı saldırılardaki başarısıyla mağruf iki devlet var. Biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri İsrail. Mossad daha çok bombalı suikastleriyle bilinirken telefona, avizeye, radyo yerleştirilen mini bombalar siyahi kitlesel katliamları tercih ediyor. Dolayısıyla PKK, PYD'ye ses getirecek, kitleleri sindirecek, güvensizlik ortamı yaratacak ve darbelerin zeminini hazırlayacak eylemlerin eğitimleri veriliyor. Son saldırıyı PKK, PYD'ye yakıştıramayanlar bu yıl içinde engellenen 200 saldırı hazırlığından hiç bahsetmiyor. PKK YPG gibi terör örgütleri bu katliamlardan besleniyorlar. Eylem ne kadar büyük olursa örgüt o kadar güçlenir zannediyorlar. Çocukları kaçırıp beyinlerini yıkayıp katliama gönderiyorlar. Aslında Amerika bile bile PKK YPG'ye patlayıcı eğitimleri verdiğini saklamıyor. Suriye'nin kuzeyinde ABD'li uzmanlar tarafından teröristlere verilen el yapımı patlayıcı eğitimleri resmi hesaplardan fotoğraflarıyla paylaşılıyor. Suriye'de sözde DAEŞ'e karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında her ay yüzlerce terörist Amerika Birleşik Devletleri üstlerinde bomba eğitimi alıyor. Buna da kentsel arazi askeri operasyonları eğitimi deniliyor. Bu eğitimler Haseke'ye bağlı Şeddadi ve Malikiye beldesinde Devrezor'da Rakka il merkezinin kuzeyinde ve Tapka'da yoğun olarak yürütülüyor. Canlı bombalarsa Amerika'nın koruması altındaki Kobani'de Tabura Şe Serkan'da yetiştiriliyor. Bunun yanında Irak'ın kuzeyi de eğitim kamplarıyla dolu. Gara'da teröristlere verilen bomba eğitimlerine bizzat ABD özel kuvvetleri katılıyor. Apollo Akademiler Komutanlığı denilen terör birimini belki duymuşsunuzdur. Şehit Bahtiyar Suikast Okulu, Şehit Mahmut Atarov Orta Silah Okulu, Şehit Şiyar Ağır Silah Okulu, buralarda her türlü katliama uygun eğitim veriliyor. Bu arada HDP'li vekillerin de bomba düzeneklerine oldukça aşina olduğu görülüyor. Teslim olan kimi PKK'lılar üst düzey yöneticilerin de PKK ocağı adı altında eğitim gördüğünü anlatıyor. Bu kapsamda dönem dönem Gara ve İksineri alanlarına götürülen kimi HDP'li vekiller burada PKK yöneticileriyle birlikte bomba ve silah eğitimleri alıyor. İtirafçıların ifadelerine göre son gidenlerden biri de HDP milletvekili Faysal Sarı Yıldız. HDP'li vekil Remziye Tosun'un ise eğitim alarak eylem için İstanbul'a gelen Hüseyin Tanrı bir poşet içinde bomba teslim aldığı hatırlanacaktır. Yani meclisin altına bomba döşeniyor söylemi teşbihten ibaret değil.